Bey merhaba. Merhabalar, Ahmet hoş geldiniz. Merhaba. Size programımıza hoş geldiniz. Perçin Grup olarak şu anda Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı'ndayız. Siyanar'da öncelikle fuarınız hayırlı olsun. Bol bereketli geçsin inşallah. Nasıl geçiyor fuarınız? Öncelikle izlenimlerinizi alalım. Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok yoğun tempomuz. Fuarımız çok yoğun geçiyor. Verimli geçiyor. Tabii sizleri de aramızda görmekten mutluyuz. Evet, biz röportajımız için bekledik. Buyurun. Bayağı yoğunsunuz. Allah hep bu yoğunluğu versin sizlere. Anladım. Perçin Grup'a gelecek olursak Ahmet Bey de baba oğul olarak çalışıyorsunuz. Doğru. Tanıyabilir miyiz biraz Ahmet Bey? Adım Ahmet Perçin. Perçin Grup. Evet, beraber çalışıyorsunuz. Evet. Babamla birlikte bir işi yürütüyoruz. Evet. Ve bunun için de birbirimize sürekli destek oluyoruz. Evet. Peki, birazcık Perçin Grubu gelmek istiyorum. Buranın faaliyetlerine değinmek istiyorum. Ne kadar yıl önce kurulduğunuz ve hizmetleriniz nelerdir? Perçin Grubun hikayesi 2002 yılında başladı. Fakat ayakkabı sektöründe biz 5 yıldır kadar hizmet veriyoruz. Vermiş olduğumuz hizmetin yanı sırasında tabii ki bu 5 yıl içerisinde çok bir yol kat ettik. Türkiye'de tek bir firma altındayız. Uzak Doğu olarak 7 ve 8 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yaptığımız ürünün potansiyeli çok farklı bir ürün. Müşterilerimize bu şekilde hizmet veriyoruz kısacası. Peki efendim, birazcık hizmetleri açmak gerekirse Perçin Grup deyince akla hangi hizmetler, hangi ürünler gelmeli? Perçin Grubu'nun hikayesi transfer etiket, tipo etiket, soğuk transfer, tekstil grubu, ayakkabı grubu ve çanta grubu. Ütü ve ütüsüz sistemde yapışabilecek ürünlerin imalatını yapıyoruz. Peki. Bunu her sektörde kullanılabilecek bir üründür. Kimin neye ihtiyacı varsa ona göre ürünleriniz var. Yani talebe göre ürün üretebiliyoruz. Peki, hizmet sektörü çok zor bir sektör. Bunu hepimiz biliyoruz ama bu sizin sektörünüzü biraz daha önem arz ediyor sanıyorum. Hataya mal vermeyen bir kolunuz var. Bu anlamda Perçin Grup olarak hizmet verirken nereye dikkat ediyorsunuz? Hizmet verirken yapmış olduğumuz işin Ar-Ge'si, insan sağlığı, verilen söz, yapılan işin sonrasındaki güvence. Biz bunları yaptığımız için hem başarılı hem de ileriye dönük yatırımlarımız biraz daha büyüyor. Müşteri memnuniyet adına yapmış olduğunuz çalışmalar nelerdir? Çünkü satış sonrası destekler çok önemli bir üründe de. Biraz önce de bahsettiniz siz de. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyoruz? Herhangi problemle karşılaşıldığında ne gibi çözüm ortaklığınız var? Şimdi çözüm ortaklığı dediğimiz zaman bizim kendi ürün ürettiğimiz ürünü atölyeden çıkartmadan, sevkiyatını yapmadan, kalite kontrolü olmadan ürünü sevk etmiyoruz. Bir kere başta prensibimiz bu. Ürünün kalitesini, testlerini, fitalat, azolat, insan sağlığı bunlardan geçtikten sonra biz sevkiyatı yapıyoruz. Yani müşteriye gittikten sonra olmadı, sıkıntılı diye bir şeyle karşılaşmıyoruz. Harikasınız. Başarı tesadüf değil yani. Evet. Aynen. Tabii ki siz başarı tesadüf değil diyoruz ama başarı yalnız olmuyor. Arkada bir ekip de var. Yatsınamaz bir gerçek. Kaç kişilik ekibe sahipsiniz? Şimdiki bizim atölyemizin bünyesinde biz 1850 metre kafalı bir alanda çalışıyoruz. Şu anki potansiyelimizde 70-75 kişiye kadar hizmet, yani ekmek yediriyoruz. İstihdam sağlıyorsunuz. İstihdam sağlıyoruz. Güzel. Bu şekilde çalışıyoruz. Peki efendim. Sizler gibi birçok firma olduğunu görebiliyoruz çevremizde ve çevrenizde de. Birkaç firmamız varsa da ürünlü olarak da teksiniz ama sizi neden tercih etmeliler? Nedir farkınız? Biz bir yapmış olduğumuz ürünün arkasında sözünde durduğumuz, gününde kaliteli zamanlı sevkiyatlar yapılma, verişsiz ürün teslim etme ve artı üründe hiçbir zaman çalmama, ürünün yelpazesini düşürme gibi yani teknik noktalar. Yani para kaygısı olmadan müşteri memnuniyet odaklı çalışmanız da çok büyük farkınız aslında aynen, burada. Aynen. Termin süreleriniz nelerdir? Termin süreleriniz yaptığımız işin noktasında işin durumuna göre, yoğunluğuna göre. Projeye göre. Projeye göre değişiyor. Peki efendim, bundan birkaç yıl öncesine geri dönecek olursak burayı ilk kurmuş olduğunuz zamanlara. Bugüne kadar neler değiştirdiniz ve şu andaki yere geleceğinizi hayal eder miydiniz? Etmezdim. Biz
4-5 kişilik bir kadroyla başladık. Bugünkü altyapımız da çok sağlamdır. Aynı zamanda firmamızın asıl sahibi artık biz değil, oğlumuzdur. İkinci kuşağı teslim etmek üzereyiz. Bu suç içerisinde ciddi anlamlarda, ciddi noktalarda tabii ki çok büyük bir yerlere geldiğimizin farkındayız ve her geçen günde verilen sözlerle, yapılan işlerle bir üst kademeye çıkıyoruz. Yani büyüyerek, ileriye dönük daha fazla insanlara... Araştırarak, teknolojiyi kullanarak sanırım. Tabii teknolojiyi kullanarak, ARGE çalışmaları yaparak daha farklı bir konumda daha çok insana hizmet edip ve istihdam sağlama noktasında yolumuza devam ediyoruz. Peki Ahmet Bey, modelleri neye göre belirliyorsunuz? Modelleri ilk başta müşterinin hani istediği modellere göre grafik tasarım atölyemizde yaptırıyoruz. Ondan sonra ona göre güncel modellerle birlikte kendimiz yeni bir model üretiyoruz. Siz modelleriniz var ama eğer farklı proje istenirse de cevap verebiliyorsunuz. Tabii ki. Öyle değil mi? Evet. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz değerli bilgilere, katmış olduğunuz, ülkemize katmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenli hizmet anlayışı için de umarım uzun yıllar boyunca Perçin Grubu'nun ismini duymak dileğiyle farklı program projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. İnşallah. Hoşçakalın.